Öncelikle postürle ilgili söylemek gerekirse bir şeyler gayet iyi bir postüre sahip. Bacak aralığı biraz daha açılabilir çünkü bu ister istemez yerle olan ilişkide problemler yaşatabilir. Yer desteğini alma noktasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun haricinde beden kullanımında zaten sese girdiği an itibariyle iç basınç bölümünün çok aktif kullanacağını zaten gördük. Ama temel anlamıyla daha şarkıya girdiğinde detaylandıracağız tabii birçok şeyi ama temel anlamıyla postür olarak gayet iyi. Boyun yapısında ciddi kırılmalar söz konusu. Bunu ben caz vokal tekniğinde söylemiştim. Evet, yani sesi larynx bölümünde bir sıkışma ister istemez var olabiliyor ama bunu yaparken farkındaysanız omuzlarla birlikte de bir aşağı presleme söz konusu ve bu presleme ile birlikte şu boyun yapısında özellikle şurada bir açı kırılmasını da önlemiş oluyorsunuz. Bu da sesin sıkışmasını engelliyor. Ama tabii yorumculuğu içinde dahil olan bazı nüanslar var. Bunlardan biri mesela şuradaki sıkıştırma ile birlikte bir ses rengi kazandırma durumu az önce gördük, duyduk. Ve vokalde de çok iyi bir şekilde ön bölümü aktardığını fark ettik fakat bunda tabii ses renginde özellikle üst kapağı kapatıp bir de nazal bölüme yine sesi alma söz konusu. Dolayısıyla tını merkezi çok daha dar bir yerde toplanmış. Burayı kapatıyor arkadaşlar. Üst kapakta ciddi bir kapanma söz konusu. Fakat nefes üfleme gayet iyi çünkü bunu vibrasyonlarda net bir şekilde duyabiliyoruz. Yani vibrasyonların bu kadar temiz frekanslarda dalgalanıyor olması kesinlikle nefes desteğinin çok güçlü olduğunu gösteriyor bize. Dağınık bir tını merkezinin olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bölümlerde tını merkezi olarak rezonans boşluğunu ki ilk girdiği yerde rezonans boşluğundaydı. Fakat sonrasında tekrardan üst kapağı kapatıp sesi özellikle larynx bölümünde topladı. Yani ilk etapta mesela sesi ön bölüme atıyordu, üst kapağı kapatıyordu. Bu daha farklı tınlamıştı. Bazı yerlerde sadece tını merkezi olarak rezonans boşluklarını belirlemişti, bambaşka tınlamıştı. Bazı yerlerde nazofarenkste tınlattı. Bazı yerde de mesela az önceki yerde de tamamen üst kapağı kapatıp genişleme yaptı ve sadece larynx bölümünü topladı. Tabii bu genişlemeyi de yine larynx bölümünde ses kaslarının zarar görmemesi açısından yaptı. Gayet kullanışlı, gayet sesini iyi kullanan bir sesle tekrar karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar bu müthiş bir örnek oldu. Çünkü bir daha bu bölümü izleyebilir miyiz? Şimdi boynu arkaya attığı zaman ses de entonasyon tek bir çizgi halinde gidiyor. Hiçbir vibrasyon söz konusu değil. Fakat vibrasyon işin içine devreye girdiği an itibariyle daha vibrasyon olmadan önce boyun yapısına dikkat edin. Bakın bir daha açıyorum o bölümü. Ve vibrasyon geldi, gördünüz mü? Yani vibrasyonun oluşabilmesi için havanın çıkışı esnasındaki doğrultusu kadar değerli bir şey yok, yok hep dedim. Ve nitekim örneğiyle de bir şekilde karşılaştık. O vibrasyonu verebilmek için boyun yapısında bir geriye gitti. Çünkü tını merkezini biraz daha burada toplayıp geniş bir şey istedi. Biraz aslına bakarsanız bu kendi anatomisiyle ilgili arayışlarla bulduğu şeyler. Yani bu böyledir diyemeyiz. Ama bazı şarkıcılar bazen anatomik yapısına uygun yorumculuğu içinde bazı yontular açar kendine. Dolayısıyla bu da böyle bir şey. Ama vibrasyon çok temel bir kanun. Yani fiziksel bir şey. Dolayısıyla vibrasyona geçirmek istediği zaman sesi boyun yapısında ister istemez tekrar preslemeye geldi ve hava doğrultusuyla birlikte de damaktan seken ses yarım frekanslık bir dalgalanma ile birlikte vibrasyonu tertemiz bir şekilde oluşturdu. İşte bu da canlı örneği arkadaşlar. Bazı vokallerde üst kapak çık kapalıyken bazı vokaller çok açık geliyor arkadaşlar. Caz vokalin içinde var bu. Tınının sürekli değişmesi söz konusu. Caz vokal tekniğinde temel şeyler vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çarpık sesler ki önceki videoda izledik. Eğliydi. Çarpık sesler nasıl armonik olarak çarpık bir müzikse
caz müzik. Vokalleri de keza öyle. Dolayısıyla bu çok geniş bir register istiyor. Yani beden genişliğiniz çok iyi olmalı ki frekans dalgalanmalarını iyi yaratabilin. İkinci bir kuralsa gerçekten tını merkezlerinde çok ciddi değişiklikler oluyor. Çünkü aslına bakarsanız sizin bedeniniz de bir enstrüman fakat içinde birçok tını merkezi olan ve birçok farklı tınıya sahip olan bir enstrüman ki yorumculuk anlamında da caz müziğe tat veren şey de bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bu tekniğin içinde var olan bazı nüansları görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de tını merkezi değişkenliği. Fakat bu noktada bir uyarım var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle ses kaslarını düşünerek, ilk etapta ses kaslarının sağlığını düşünerek yapılan hareketler bunlar. Yani öylesine yapılmış, öylesine uygulanan teknikler değil. Az önceki o ufacık nüansta bile şarkıcının ne kadar bilinçli olduğunu net bir şekilde görmeniz mümkün. Dolayısıyla caz vokal tekniğine sahip şarkıcılar her zaman ama her zaman diğer tekniklere sahip diğer şarkıcılardan bana göre bir adım hep öndedir. Çarpmalarda, yine çarpmalarda çok fazla söz konusuydu bu stilin içinde. Bedeni de oynatıyor, bedenle bir reaksiyon gösteriyor dolayısıyla. Aslına bakarsanız genelde de yapılır beden hareketleri çünkü çarpmaları yapabilmek için bir beden desteği gerekli. Bunu siz genelde bazen devinimde ararsınız. Bazen bunların hiçbirini yapmadan çok kontrollü sesler bunların hiçbirini aramadan direkt çarpmaları rahat bir biçimde yapabilir. Bu noktada biraz beden kullanımına ilişkin eleştiriler söz konusudur genelde. Yani her ikisi de olabilir. Yani ister bedeninizle yapın ama bana sorarsanız bedeni hareket ettirmeden çarpmaları yapmak ustalıktır. Çünkü bedeni hareket ettirdiğiniz zaman bu sefer de nefes desteğinizi ve nefes doğrultunuzu kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bedenin sabit bir biçimde kalması, en azından üst bedenin sabit bir şekilde kalması her zaman şarkı söylerken bir adım önde olmaktır. Hep farkında mısınız? Dar yerde kapalı olabiliyor, açabiliyor, hacimlenebiliyor, yüreği kapatabiliyor ama genişleyerek bunu yapıyor arkadaşlar. Yani ciddi bir küçük dil ve larynx genişliği söz konusu yine caz stilin en temel kanunlarından biri. Biz bunu belting'de de gördük ama belting ile caz vokal stilini birbirinden ayıran şey üst kapakçığı kapatmadır. Caz vokalde üst kapakçığı kapatarak buradan bir söyleme vardır. Ama bazı yerlerde belting'e uygun çok daha böyle önde ve gerçekten rezonans boşluklarında doğrusal bir sesle işitebiliyoruz. Dolayısıyla zaten stilin de kaldırdığı bir şey. Caz vokal tekniğinin de kaldırdığı bir şey. Gayet iyiydi. Yani bunu yaparken uzaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kademe kademe yukarıya çıkıyorsunuz ve bunu gerçekten hem sesleri temiz vererek hem de iyi bir şekilde yapmak için uzamanız lazım. Ki nitekim uzadı. Bir daha izleyelim. Oradaki yaptığı hareketti. Yine az önce bahsettiğim beden hareketli çarpma hareketlerini uygulama amacıyla yapılan bir şey. Bunu yapmasanız da olur ama temel görmemiz gereken şey beden uzaması burada. Temel olarak almamız, bunu yaparsak bunları yapabiliriz dediğimiz nokta sadece beden uzaması olmalı. Onun haricindeki beden hareketlerini çok umursamayın. Ne kadar açık, burası çok açık. Şimdi yanlış olan doğrunun içinde yanlış olan bir şey de var. Birincisi yumruklarını sıkarak söylüyor. Ve bu gerilimin arkadaşlar bedende yarattığı gerilimi ve nefessizlik durumunu farkında mısınız? Yani beden uzamasıyla tamam otis frekansı yakalamış olabilirsin ama bu iyi bir şey değil. Bakın bir daha bakalım. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi aslına bakarsanız yine bir stilin içinde var olan şu gırtlak sıkıştırmasını, larynx sıkıştırmasını yapma isteği. Bunu biz sol tekniğinde gördük, blues tekniğinde gördük. Uzadı. Ve farkında mısınız? Vibrasyon yok. Düz. Niye? Boyun arkadaydı. Çünkü nasıl vibrasyon yapacak? Bizi aslına bakarsanız böyle
Hocam sen doğru söylüyorsun. Bak ben şimdi göstereceğim dedi. Gerçekten de yaptı. Arkadaşlar herhalde vibrasyon noktasında özellikle fiziksel beden yapısıyla ilgili kafamızdaki soru işaretlerini örneğimizle birlikte de sildik diye düşünüyorum. Burada da nüansın önemi. Ya müthiş bir ses bu arada ya. Ben bayıldım. Ya bilmiyorum siz nasıl buldunuz da ben şahane. Yani caz vokal tekniği diye girizgah yapayım diyecektim ama en iyi seslerden biri falan diyeceğim herhalde. Gerçekten çok iyi bir ses. Nüansla yaptığı hareketi gördünüz mü? Yani çok minik bir nüansla başladı ama tını merkezi olarak aynı yerdeydi ve nüans güçlendi, ses güçlendi ve yine aynı yerde. Yani o yüzden nüans yaparken genelde ufak sese düşmek bir şarkıcının kabusudur. Tekrar o pozisyonu bulmak zordur. Ama bu kabusun aslında kabus olmadığını, tamamen teknik bir bilgi ve uygulamayla birlikte yerleşebilen bir durum olduğunu şu an Morgan James bize herhalde gösterdi. Ya bu kadar tiz bir frekansa kalmak çok zordur. Arkadaşlar çok güçlü bir beden ister. Çok güçlü bir nefes yani. Çok güç ister ya yani ve bunu bravo yani hani müthiş bir ses. Gerçekten müthiş bir ses. Teknik, caz vokal tekniği konusunda belki de tap gösterilebilecek örneklerden biri. Birkaç tane daha siz örnek hocam bunları da incele diyorsunuz. Onlara da bakacağım ama bu inanılmaz bir sesmiş yani gerçekten bayıldım. Şaka yapıyor herhalde ya çok keyifli bir sesmiş yallah müthiş yani ben normalde böyle reaksiyonlar göstermem ama yani gerçekten harika ya. Yani teknik olarak harika. Bir kere ses kullanımı harika arkadaşlar. Yani gerçekten bir kere yapılan aranje müthiş. Her şey geçtim. Gerçekten orkestra müthiş. Orkestranın tansiyonu ile birlikte vokal tansiyonu müthiş. Vokalin tekniği müthiş. Yani her şeyi mesela sadece ses gösterisi değil yani o kadar şarkıyı renkli söyledi ki teknik anlamda birçok şey yaptı. Caz vokal tekniği içinde var mı? Şuralar tamamen yani beden gücü isteyen tamamen sesi ön bölgede tınlattığı tamamen güç isteyen ve teknik isteyen ses kaslarını sürekli uzatıyor. Esneme hareketi söz konusu. Bazı yerlerde bilinçli bir beden gerginliği evet var. Evet öncesinde böyle bir yanlıştı ama buralarda o kadar iyi kontrolü yakaladı ki yani burası şarkının burası her şeyi bitirdi yani müthiş bir teknik ya müthiş. Yapılan en iyi ses analizi. Yani net en iyisi arkadaşlar. Üstüne koymuyorum yani Morgan James en iyi ses analizi. Müthiş ya diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yok diyecek. Yani müthiş bir ses. Yani geliştirmiş kendini de. Artı anatomik anlamda da, yapısal anlamda da ses kasları müthiş. Teknik olarak harika. Yani ben bir eksik görmedim. Bilmiyorum siz gördüyseniz bunun altına yorumlarınızı yazın konuşalım ama ben bir eksik görmedim. Harika gerçekten. İncelediğim gerçekten en iyi ses analizi. Yani müthiş bir ses. Bekliyorum arkadaşlar ses analizi videolarınızı. Sağlıcakla kalın.